lazım. Bu tekrarı yaptınız. İşte aldığınız örneği CBC not modunda çalıştınız. Tekrar ettiniz. Normalde beklenen ikinci ölçümünüz burada CBC artı not modu yazacak. Lökosit sayımınızın doğrulanması ve yanından yıldızın kalkmasını bekleriz. Ama her zaman yıldız kalkmayabilir. Hastanızın yapısına göre, patolojik durumuna göre. İkinci ölçümünüzde de burada hala yıldız olabilir. Genelde alt parametrelerde yıldız devam eder. Total lökositiniz doğrulanmış olabilir. Sizin için önemli olan o yıldızın kalkması. Kalkmadığı durumda ne yapacaksınız peki? İkinci sonucunuz daha doğru olan sonuç. Bunun için o sonucunuzu raporlarsınız ama burada doktorunun belki bir not düşebilirsiniz ya da hani o laboratuvar uzmanlarının karar vereceği bir şey. Asıl doğru sonuç periferik yaymayla doğrulanma olduğu şeklinde. Yani zaten cihazımın önüne de baktığınız zaman bu tarz bir yıldızlı sonuçla karşılaştığınız zaman karşısında yazar laboratuvar tarafından doğrulanma olduğu periferik yayma ya da daha ekstra bir testle doğrulanma olduğu şeklinde sonuç verir. Bu bir tanesi. Diğer uyarılar, işte varyant lempus uyarısı alabilirsiniz. Burada RBC morfoloji uyarısı alabilirsiniz. Hücrelerinizin sayısal anomali sonuçlarına göre o ikazları da verecektir. Şu da alt parametreleri birbirinden doğru ayıramadığını gösterir. Yan tarafta da zaten bütün alt parametrelerinizin baş harfleri var. Birbirinden ayıramadığını söylüyor. Onlar size bilgilendirme amaçlı çıkar. Normalde eğer siz burada FVBC uyarısı görmeseydiniz herhangi bir yıldız almayacaktınız eğer sampling error'da olmasaydı. O zaman sadece bilgilendirme amaçlı olacak. Zaten o verdiğim kağıtta hani onların da ne anlama geldi yazıyor. Ama siz böyle bu uyarı geldiğinde mutlaka CBC not modunda tekrar edeceksiniz. Onun dışında ikinci bir şeyde bunu da yine sampling error'lu olanı var. Yine sampling error'ı görmezden gelelim. Baktığım zaman yine yıldızlı örneğim var benim burada. Yanındaki ikazlara bakıyorum. İşte lökosit sayımı doğrulamam gerekiyormuş. Immature granulosit dediğimiz istemediğim hücreler var. Variant lempusit var. Buraya kadar benim yapacağım bir şey yok. Bunlar bilgilendirme. Ama NRBC, RRBC uyarısı gördüğümde de mutlaka bu örneğe gidip tekrarlamam gerekiyor. Hangi modda tekrarlıyorum? Bu sefer CBC artı RRBC modunda tekrarlıyorum. Bu örneği yine alıyorum açık modda. Geliyorum buradan örneği tanımlıyorum. CBC, RRBC modu seçip manuel olarak ölçüm yapıyorum. Bu mod ne anlama geliyor? Şimdi cihazda NRBC dediği şey çekirdekli eritrosit hücresi demek. Normalde eritrositlerimiz sağlıklı kanda çekirdek olarak, eritrosit olarak bulunuyor. Ama yeni doğanlarda ve bazı patolojik işte yoğun bakım hastalarında bu NRBC dediğimiz çekirdekli eritrositler bulunabilir. Bunlar istemediğimiz hücreler. Yeni doğan için dediğim gibi normal, genelde yeni doğan işte 0-1 ay bebek hastaların genelde kanlarının çoğunda NRBC alırsınız zaten. RRBC dediği şey de lyse direnç gösteren eritrosit demek. Resistant RBC diye geçiyor. O da sizi normalde işte lökositlerinizi ölçerken cihaz içinde kullandığı lyse'lerle o eritrositleri bir nevi parçalıyor gibi düşünün. Ortamdan uzaklaştırıyor. Ki sadece lökositler kalsın onları sayabilsin diye. Ama bazı hücre tipinden dolayı bazı hastaların eritrositleri bu lyse işlemine direnç gösteriyor. Lyse ona yeterince işlem gösteremediği için burada eritrositler de ölçüme karışıyor. Şimdi eritrositler kanda en çok bulunan hücre, yani milyon düzeyinde hücre olduğu için onların varlığı sizin lökosit sayınızı etkileyebilir. Çünkü lökositleriniz binlerle ölçülen hücreler. Eritrositinizin, yani o eritrositin şekliyle lökositinizin alt parametresi olan lenfosit hücre boyutu anlamında birbirine yakın. O yüzden eğer siz eritrositleri ortamdan uzaklaştıramazsanız şu bölgede normalde, şöyle göstereyim. Şu bölge sizin lenfositlerinizin olduğu bölge. Eğer bu hastada ben NRBC ya da RRBC dediğim eritrosit grubunu görürsem eritrositler de şu grupta toplanıyor. Birbirlerinin boyut anlamında benzediği için. Benim burada artan hücrem benim lenfositimle karışıyor. O yüzden de cihaz bana diyor ki ben burada işte RRBC ya da NRBC görüyorum. Lökosit sayını doğrular. Çünkü lenfositime karışmış olabilir. Ben lenfosit olarak saymış olabilirim. Bazen şöyle söyleyeyim. Siz bu NRBC aldığınız bir hastanın lökositi atıyorum
bazen 60 bit olan lökosit sayısını siz bunu RRBC modunda tekrar ettiğiniz zaman o lökositiniz size bir anda 20 bine düşebilir. Ama siz bu ekrandan gelip bu yıldızı kontrol etmez, direkt listeden onay yaparsanız 60 bini gidip onaylayabilirsiniz. Sonra da mutlaka klinisyenden, doktordan geri dönüş olur. O yüzden gelip mutlaka bu tekrarı yapmanız lazım. Yine aynı şey bunda da geçerli. Siz bu tekrarı yaptınız, benim beklediğim şey lökositinizin doğrulanması. Ama ola ki çok fazla RRBC var ve ortamdan uzaklaştırmaya yine yetmedi benim ölçümüm. O zaman siz ikinci ölçümünüzde de yine yıldız alabilirsiniz. Burada yine dediğim gibi yani asıl doğrulama kesin sayılar periferik yaymayla ortaya çıkar. Ama ikinci sonucunuz, raporlamanız daha doğru olacaktır yine. Bu ölçümleri yaparken de dikkat etmeniz gereken şey şu. Şimdi siz genelde bu hastaları şeyde çalışıyor olacaksınız, rakta çalışıyor olacaksınız. Bir bakacaksınız işte yıldız vermiş. Sonra gelip burada açık moddan tekrar etmeniz lazım. Bu aşamada karıştırma işleminiz çok önemli. Normalde siz rakla koyduğunuz zaman içeride zaten örnek karıştırılıyor, alt üst ediliyor. Ama çok beklemiş bir örneği eğer tekrar edecekseniz mutlaka manuel çalışırken de çok iyi karıştırmanız lazım. Alt üst etmeniz lazım yani. Bir de yeni doğan hastalar için söylüyorum. Bu tabii yine laboratuvarın vereceği bir karar. Ama yeni doğan küçük o mikrotüplerde gelen hastalarınızın genelde az kanı var diye hani yetmiyor diyorlar. Ve genelde yeni doğan hastaların da birçoğunda bu NRBC uyarısını alıyor olacaksınız ve tekrar etmek isteyeceksiniz. Bazı laboratuvarlar şunu yapıyor. 0-1 aya kadar gelen bebek kanlarını direkt bu modda da çalışabiliyorlar. Eğer ki sizin o bebekten tekrar kan isteme ya da kan alma ihtimaliniz hakikaten hiç yoksa ve çok az numuneniz varsa bu tarz bir şey yapabilirsiniz. Ama sadece 0-1 ay yani çocuk hasta diye genellemeyin. Çünkü hani bir yaşına kadar olan ya da daha büyük hastalarda çocuk hasta diye geçer. Onlarda bu işlemi yapmak çok doğru. Normal prosedürünüz normal modda çalışmanız ama normal modda çalıştığınızda birçok bebek hastada bu uyarıyı alacaksınız. Tekrar etmeniz gerekecek NRBC durumda. Ama kanınız yetmezse diye bazı laboratuvarlar hani o tarz çok yeni doğan tiplerini direkt bu modda çalışabiliyorlar. Bu sizin vereceğiniz karar yani. Hani ama yok ben kan alabiliyorum bir sıkıntı yok diyorsanız zaten asıl prosedür önce normal modda çalışın. Çıkan ikaza göre tekrarınızı yapın. Normalde izlemeniz gereken yol bu olması lazım. Tekrar şu sayfaya geri dönelim. Bu modların dışında tekrar modu olarak kullanacağınız herhangi başka bir mod yok. Bir tane retik var. Ayrıca retiklosit çalışması var. Ama galiba retiklositi de orada çalışmaya devam edecekmişsiniz. O yüzden hani bu bunda çalışmayacaksınız galiba. Yo çalışıyor ama hani tercih olarak Şaban Bey diğerlerine çalışmaya devam ederiz. Biz tercih ederiz. Biz öğrenelim bu işi. Ha. Yani şöyle. Tamam. Arıza durumunda vesaire ilerleyelim. Ha, gerçi evet o da doğru. Retik modu tamamen ayrı bir mod. Zaten genelde retiklik çalıştığında hastaneler biriktirip çalışıyor. İşte aynı gün içinde biriktirip çalışıyorlar. Cihazı retiklosit moduna almanız lazım öncelikle. Cihaz o moda geçerken bir kendini yıkıyor. O tamamen ayrı bir mod. Retiklosit moduna aldığınız zaman yapmanız gereken şey şu. Yine aynı şekilde nasıl normal kan sayımda background ölçümü yapıyorsam ben retiklosit moduna geçtiğimde de cihaz ilk geçtiğinde yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Sizin de normalde background ölçümü yapmanız lazım. Aynı şekilde yine burada retiklosit modundayken buradan background seçip background çalışması yapmanız gerekiyor. Neyle yapıyorsunuz? Tabii bu sefer background'u size gelen retiklosit solüsyonuyla yapıyorsunuz. Yani retiklosit solüsyonu koymanız gerekiyor buraya içine kan koymadan. Çünkü normalde bu cihazda normal kan sayım için background çalışması yaparken sadece içindeki reaktifleri kullanıyor. Ama retiklosit için içinde yüklü bir reaktif yok. Siz onu dışarıdan veriyorsunuz. O yüzden gelip manuel olarak elle vermeniz lazım. Background ölçümünü yapıyorsunuz. Onda da yine ekranda bir sayısal sonuç çıkıyor. Onun yine sıfıra yakın olması lazım. Yani beyaz sonuç vermesi lazım ki benim tübinterimde bir kirlilik olmasın. Daha sonra onu yaptığınız zaman
normal retikülosit hastalarınızı çalışmaya geçmeniz lazım. Tabii öncesinde kontrol çalışmanız gerekiyor. Kontrol kaydı yapmanız lazım. Kontrol kaydı yapmayı ben Şaban Bey'e gösterdim. O zaten onları hani yüklüyor olacak vesaire. Normal buradan yine kontrol seçiyormuş gibi retikülosit kontrolünüzü vereceksiniz. Açık modda çalışacak. Daha sonra retikülosit çalışmak için de aynı mantık. Retikülosit tüpünüzün içerisine 20 mikrolitre kan koyacaksınız. 15 dakika 30 dakika arası inkübe edeceksiniz. Onları karıştırıp daha sonrasında bu retikülosit moduna çalışacaksınız. Background ölçümü için her gün okutmanız gerekiyor tabii. Retikülos çalışırken önce hemoram çalışıyoruz. Oradaki VBC sonucunu otomatik aktarması evet, için. Bunda okuması yani şöyle. Normalde önerilen zaten hani aynı cihazda çalışmanız ama siz eğer o kanı bu cihazda çalıştınız ve listenizde bir VBC sonucu varsa siz onu buraya retikülos çalışırken de cihazını zaten çekecektir listen. Onu zaten ekranda size soruyor. RBC Source diye bir ekran çıkıyor. Oraya manuelde girebilirsiniz ya da cihaz direkt barkod numarasını listende çekebilir. Ama benim size önerim retikülosit çalışırken özellikle inkübasyon süreniz çok uzun olmasın. Yani 15-30 dakika arasında olsun maksimum. Ve mutlaka karıştırmanızı çok iyi yapın. Bir de İnkübasyonunuz mümkün olduğunca karanlık bir yerde bekletin. Yani tüplerinizi aldınız, dolabın içine ya da çekmecenin içine koyun ki ışık almasın. Çünkü genelde şöyle oluyor, ölçüm yapıyorsunuz, daha sonrasında işte o kan 3-5 dakika dışarıda bekliyor. Tekrar verdiğiniz zaman ölçüm arasında fark çıkıyor. O yüzden hani ışıktan da etkilenir o reaktif. Mümkün olduğunca karanlıkta tutup aynı hani eşit karıştırarak cihaza vermeye çalışın. Retikülosit modumuz o şekilde çalışıyor olacak. Sonuçlarla ilgili, normal kanser modu ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi kontrollere bir göz atalım. Dediğim gibi normalde kontrollerinizi nasıl yüklendiğini ben Şaban Bey'e gösterdim. Manuel olarak yüklemenize gerek yok. Arkasına USB takılarak yüklenebiliyor bu cihaza. Eğer yüklemeniz gerekirse de Şaban Bey yokken beni ararsanız ben buradaki arkadaşa telefondan tarif ederim. USB'yi takıyorsunuz. Yeni gelen nota göre bir otomatik olarak yükleme yapıyorsunuz. Şimdi kontrollerinizi yükledikten sonra zaten genelde açık modda çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla kontrollerinizi. Kontrollerinizi yüklediğiniz zaman buraya barkodunu okutup direkt zaten cihaza verdiğiniz zaman cihazın kontrol olduğunu anlıyor. Ve otomatik olarak kontrol değerlerini çekiyor ve çalışıyor. Ya da siz buradan kendiniz de seçebilirsiniz bu şekilde burada çıkan notlardan. Şimdi kontrollerinizi çalıştığınız zaman sonuçlar bu sayfada çıkıyor olacak. Ve bütün hepsinin bu şekilde siyah olmasını beklerim. Bu bana limitlerimin içinde olduğunu gösteriyor. Ama sizin bu ekrana baktığınız yeterli değil. Mutlaka grafikten sonuçlarınıza bakın. Aynı şey bunun için de geçerli. Grafik sonuçlarınıza bakın. Onun için de nasıl bakıyorum? Buraya geldim. Kontrolümün üzerine gidiyorum. Şurada LC Plot diye bir tuş var. Oraya bastığım zaman beni grafik ekranıma götürür. Şimdi benim grafiğimde limitlerim bunlar. Şu da min limitim yani olması gereken aralık. Kontrollerimin bu aralıkta olması gerekiyor. Bütün parametre için bu aralıkları kontrol etmeniz önemli. Bunu niye söylüyorum? Çünkü zaten hani kontrol dışarıda olduğunca göreceksiniz, uyarı verecek ama şunu anlayamazsınız. Şimdi burada bize daha çok şey geliyor. İşte hemoglobin, hematokrit uyumsuzluğu ya da işte hesaplanan parametrelerde işte yükseklik, düşüklük gibi şikayetler geliyor. Şimdi kan sayımda hesaplanan parametreler ve ölçülen parametreler var biliyorsunuz. Hesaplanan parametreler bu cihaz için içinde Hc geçen bütün parametreler hesaplanan parametreler. Hematokrit, MCH, MCHC bunların hepsi hesaplanan parametreler. Yani başka parametreler kullanarak hesaplanıyor. Ne kullanıyor? Eritrosit kullanıyor, işte MCV kullanıyor, bunların çarpımı, bölümü, hematokrit bunları kullanıp bir hesap yapıyor cihaz. O yüzden de normalde sizin eğer ki işte MCHC'niz yükseliyor, işte MCH'niz oynuyorsa bu tek başına oynamıyordur. Mutlaka diğer parametrelerinizde oynayan değerler vardır. O yüzden sizin kontrollerinizde grafik kontrol etmeniz bu anlamda önemli. Mesela ben baktığımda atıyorum işte benim hemoglobinim evet
limit içinde. Ama sizin bu hemoglobininiz uzunca bir süre burada böyle seyrederse bir yerden sonra bu hemoglobinin kullanıldığı parametrelerde de sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü onlar işte ne bileyim çarpma bölme işlemi olduğu için birbiriyle çarpınca sonuç daha da artmış oluyor. O yüzden normalde hemoglobininiz belki limit içinde ama MCC'niz dışarıda çıkacaktır. Bu trendi takip edip eğer yeni kontrollerinizde dahi kontrolleriniz çok üstlerde, çok aşağılarda gidiyorsa bu bir yerden sonra bana şeyin mesajını verir. Benim belki o parametre için kalibrasyonum kayıyor olabilir. Kalibrasyonumu düzeltmem gerekiyor olabilir. Normalde kan sayımlarda rutin bir kalibrasyon işlemi yok. Önerilen 6 ayda bir kalibrasyon yapılması. Bunu teknik servis de yapabiliyor. Bazen eğer evinize sizin kalibratör gönderiliyorsa siz kullanıcı olarak da otomatik kalibrasyon verebilirsiniz cihaza. Ya da ne yapıyor insanlar? Manuel faktör giriyorlar. Bazı kullanıcılar giriyor ya da işte servis elemanlarından rica ediyorlar. Onu da buradaki trendlere göre biz belirliyoruz. O yüzden buradakileri kontrol etmeniz lazım. Kan sayım için özellikle en sabit parametre MCHC'dir. MCHC çok fazla oynamaz kan sayım cihazlarında. Eğer sizin bu MCHC'niz çok yükseklerde biliyorsunuz sürekli, sizin belirtilen limit aralıklarınızın dışında bir MCHC varsa zaten bu cihazın teknik anlamda da belki ölçüm kalibrasyonlarının kaydığı yönünde bize mesaj verebilir. Eğer böyle bir durumunuz olursa bunu mutlaka servisteki arkadaşlara belirtin. En azından cihazı bir kontrol etsinler. Kontroller dediğim gibi hani üretimden mutlaka kontrol etmeniz gerekecek. Söylemeyi unuttuğum bir şey var mı diye atlamak istemiyorum. Aynı şey yine retiklosit kontrolü için de geçerli. Retiklositin de bu şekilde bir grafiği olacak. Onun da yine kontrollerini böyle grafikten kontrol etmeniz önemli. Hani limitleri dahilinde olsun diye. Tekrar data logo geldiğim zaman dediğim gibi bu tarz hesaplanan parametreler için diğer parametrelerinizi işte MCV'nizi, RBC'nizi ve hemoglobininizi kontrol edin mutlaka. Parametrelerinizde genelde sonuçlar işte bu tekrarlarınızı yaptınız, modlarınızı değiştirdiniz. Başka neyle karşılaşabilirsiniz? Dediğim gibi bu ekrandan sampling error'la karşılaşabilirsiniz. O da pıhtıdan dolayı dedik. Çekemiyor olduğu için dedik. O zaman ne yapacağım? Nasıl çözeceğim bunu? Şimdi cihazınızın iki modu var dedim. Biri açık, biri kapalı. Hangi modda örneği verdiniz ve hangi moddayken sampling error alıyorsunuz? O önemli. Hani kapalı modda değil de belki açık probunuzda bir sıkıntı vardır. Eğer açık probunuzda bir sıkıntı varsa ön probunuzda bunu nasıl temizleyebilirsiniz? Normal otoklim vermeniz gerekebilir. Günlük bakım birazdan göstereceğim. Günlük bakım verdiğinizde bu zaten probunuzu temizliyor olacak. Ya da bazen şöyle bir şey de oluyor. Cihazınızın pıhtı çektiriyorsunuz ki zaten normalde pıhtı çektirmiyor olmanız lazım. Yani özellikle manuel modda verirken kontrol ediyor olmanız lazım zaten cihazı. Kan örneğinizi. Ama ola ki bir şekilde pıhtı çektirdiniz. Bazen pıhtıyı burada görebilirsiniz. Şu tübingin içinde. Eğer burada gördüğünüz bir şey varsa bu tübingi çıkartıp buradan şırıngayla çekebilirsiniz. Ya da işte probun içinde herhangi bir tıkanıklık olduğunu düşünüyorsunuz. Dediğim gibi zaten günlük bakımının mutlaka yeterli olacaktır. Yetmediği durumlarda daha uzun olan haftalık bakım yaptığı iki haftada bir yapacaksınız herhalde. Uzun yıkamayı verebilirsiniz bu iki saat süren. O da temizleyebilir. Eğer kapalı probunuzda böyle bir sıkıntı varsa ne yapacaksınız? Yani şu arkadaki probta. O probunuzda bir sıkıntı varsa da onun içinde şöyle bir yöntem var. Bu bakım sayfasında maintenance'da special protokole geldiğim zaman şurada flash close needle diye bir tuş var. Buna bastığım zaman cihaz otomatik olarak probunuzu yıkıyor olacak. Özellikle de kapalı probunuz. Bunu birkaç kez yaptığınızda yine onun içindeki şey geçecektir. Tıkanıklık geçecektir. Geçmediği durumlarda normalde benim hani şey yaptığım, şey, önerdiğim bir şey değil kullanıcılar ama hani bunu teknik servisle beraber, onların onayıyla beraber yaparsanız kapalı probunuz buradan çıkıyor şu vidasını açtığınız zaman. Ama genelde hani çıkarması, takması zor değil fakat buradaki tübingleri karıştırabiliyor kullanıcılar takarken. İşte öndekini arkaya takıyorlar, arkadakini öne takıyorlar. O zaman sıkıntı olabilir sistemde. Hani onu
teknik servisten yardım alarak yapmanız önemli. Hiç bir şey çözemezseniz bazen, çünkü servis diyor ki içine sıcak su basın. Hani kapalı kravınızın. Onu dışarı alıp sıcak su basmanız gerekebilir. Ama dediğim gibi onu zaten servis yönlendirirse size daha iyi olacaktır. Ama genelde bu flash closing'de zaten onu çözüyor olacak. Bu şekilde şeyiniz geçer. Sampling error'ınız zaten geçiyor olacak. Onun dışında sonuçlarla ilgili başka ne alabilirsiniz? Genelde hemoglobin hematokrit uyumsuzluğuyla ilgili doktorlardan hep bir geri dönüş oluyor. Hemoglobin hematokrit için genelde beklenen oran işte yaklaşık 3 katı kadar olması. Aslında bu çok genel geçer bir kanun değil. Böyle bir kural yok ama bu bir artık alışkanlık olmuş herhalde doktorlar arasında. Evet, 3'e yakın bir oran olabilir. Ne zaman olabilir? Eritrositiniz normalse olabilir. Eğer eritrositi normal değilse hastanın hemoglobin hematokrit uyumunu beklememeniz gerekiyor. Yaşlı hücre, genç hücrelerde de fark ediyor. Evet, fark ediyor. Yani hani çünkü işte MCV'niz değişiyor vesaire, hematokrit hesabınız değişiyor için geçmeyebilir. Bir de şunlarda uyumsuzluk alırsınız. Eğer sizin örneğiniz lipemik bir örnekse, onu kontrol etmezseniz eğer, lipemik örneklerde hemoglobininiz yükselir. Çünkü hemoglobin fotometrik bir ölçümle yapılıyor. Yani spektrofotometrik bir ölçüm. Renkten etkileniyor. O yüzden siz hani o anlamda yağlı bir hücre bezi sayım verirseniz buraya, hemoglobininiz yükselir. Ama hematokritiniz oynamaz. O yüzden de bu sefer o hastada çok yüksek hemoglobin alırken hematokritinizin bir bakıyorsunuz ona 3 katı falan değil, neredeyse birbirine çok yakın çıkıyor. Eğer böyle bir örnek alırsanız örneğinizi mutlaka kontrol edin. Kesin bir lipemiklik durumu vardır o örnekte. Yine numune talep etmeniz gerekecektir. Onun dışında başka sonuçlardan ne anlayabilirim? Bazen hemolizde örnek geliyor. Hemolize de dikkat etmeniz lazım. Hemolizde örneklerde de genelde hücre sayımlarına baktığımız zaman işte platelet ve eritrosit hücrelerin bir anda çok yükselmiş oluyor. Çünkü hücreler parçalandığı ve hemoliz olduğu için o sayımı artırabiliyor. O anlamda yine yanlış sonuçlar alabilirsiniz. İşte MCV'niz çok düşük çıkar vesaire. Hemoliz olmasına o anlamda dikkat etmeniz lazım. Başka ne gelebilir? Bazen soğuk aglutinin dediğimiz bir durum var. O da onunla da karşılaşabilirsiniz. Soğuk aglutininde de böyle tüpe baktığınız zaman benek benek üzerlerine, yani çeperine yapışıyor, çöküntü gibi oluşuyor. Onu gördüğünüz zaman da soğuk aglutinin varlığından şüphelenmeniz lazım. O tarz hastalarda yine sonuçlarınızda zaten birbirinden orantısız sonuçlar çıkacaktır. Soğuk aglutin örneğinde doğru sonuç almak için de örneğinizde su banyosunda 5 dakika bekletirseniz, bir derecede 5 dakika bekletip tekrar verirseniz o aglutininden ortadan kalkacaktır. Doğru sonuçlarınızı o şekilde alabilirsiniz. Onun dışında başka ne alacaksınız sonuçlarınızda? Çok yüksek sonuçlarınız olabilir. Bazen hasta limitli, yani okuma limitlerinin dışında olacağı için sonuç alamayabiliyorsunuz. Ya da işte atıyorum çok yüksek lökosit sayınız olduğu zaman hemoglobininiz baskılanabiliyor, hemoglobin sonucu vesaire. Eğer çok yüksek sonuçlarınız, yani cihazın limiti dışında bir okuma oldu ve işte sonuç alamadınız, o zaman ne yapabilirsiniz? Dilüsyon yapabilirsiniz. Dilüsyon, bilmiyorum işte laboratuvarınızda kullandığınız bir şey mi ama bazen kullanmanız gerekebilir. Dilüsyonda diluentle yapmanız gerekiyor. İçine koyduğunuz diluent reaktifiyle dilüsyon yapmanız lazım. Dilüsyon yaparken en önemli şey karışı ne kadar iyi karıştırdığınız ve pipetinizin ne kadar kaliteli olduğu. Çünkü eğer homojen bir dağılım almazsanız çarptığınız zaman sonuçlarınız farklı çıkacaktır. Dilüsyonu yaparken dediğim gibi diluent kullanıp yapmanız lazım. İşte atıyorum 1'e 1 oranında yaptığınız dilüsyon faktörü 2 olacak. Haliyle o dilüsyonlu örneği saydırdığınızda çıkan parametrede 2 ile çarpmanız gerekecek. Ama orada dikkat etmeniz gereken şey bütün parametreleri çarpmıyor olmanız lazım. Mesela MCV, işte MPV, bunlar hacim ölçümü. Bunlar değişen sonuçlar değil. Yani siz bunu dilüsyon etseniz de benim MCV'm 93.2, 93 olması lazım. Ben bunu tekrar 2 ile çarparsam yanlış sonuç alırım. O yüzden normal ölçülen parametrelerinizi çarpmanız lazım. Şimdi eritrositinizi, lökositinizi, işte hemoglobininizi vesaire, bunları çarpıyor olmanız lazım. Dilüsyonda da buna dikkat edin.
Aynı şey reticulocyte için de geçerli. Eğer bazen reticulocyte çalıştığınızda da reticulocyte sonucu vermeyebiliyor cihaz, böyle çizgi atıyor. Çok yüksek sonucunuz varsa eğer. Onda da yine yapmanız gereken şey, yine reticulocytinizden önce o kanı alıyorsunuz elini mikrolitre. O kanı dilüsyon yapmanız lazım. O dilüsyon yaptığınız kanı gidip reticulocyte yaptığınızda karıştırmanız lazım. Evet, yok, normal kanı dilüyor, ediyorsunuz. Sonra o dilüsyonla örneklendi. Reticulocyte alıyorsunuz normal 20 mikrolitre. Ama girerken ekrana RBC örneğinizi giriyorsunuz ya, sayısını. Onun dilüsyon oranına girmeden, yani yarısını girmeniz lazım. Mesela birebir oranda dilüsyon yaptınız. Benim işte eritrositim atıyorum kaç çıkmış, 8 çıkmış diyelim. Benim oraya 4 girmem lazım ki cihaz bana doğruyu versin. Zaten yüzde değişmez. Yüzde yine yüzde oranı olarak verecek ama absolut sayı için yüzde reticulocyte'nizde RBC değerinizi doğru girmeniz önemli. Yüzde zaten değişmeyecektir, o doğru verecektir. Onun dışında bu cihazda TLS ayrımlarınızı daha iyi yapacaksınızdır. Buna nazaran daha az lokasyon okuyamama uyarısı alacağınızı tahmin ediyorum. Ama platelet sayımlarınız her zaman bu ikisi birbiriyle örtüşmeyebilir. Dediğim gibi ölçüm farkından dolayı bu daha iyi ayrıştırıyor çünkü platelet ve elektrosiklerinizi. Onun dışında katalogda şeyi atladım. Eğer örneklerinizi lise otomatik olarak gönderemediğiniz durumda buradan seçip transmit'le gönderebilirsiniz manuel olarak. Zaten bunu da belki biliyorsunuz. Onun dışında bakım sayfasına geçeyim. Çoklu seçim yapabiliyor muyuz? Evet, seçebiliyorsunuz. Üzerine CTRL'yi de seçebilirsiniz ya da transmit derken buradaki rakamları soruyor. Ha, tamam. Şöyle dersem rakamları getiriyor. Diğerinde de var. Evet, tamam. O şekilde toplu da gönderebilirsiniz. Onun dışında bakım sayfasına gelelim. Şimdi bakım sayfasına geldiğim zaman şu ilk sayfa benim asıl planlanan bakımlarımı yapacağım sayfa. Burada birkaç tane planlanan bakım var. İlki otoklin, günlük yıkamanız. Bu şeyle yapılan, enzimatik klinlerle yapılan. Bakım sayfanıza geldiğiniz zaman bir kere hep open modda olmanız lazım. Bakımlarınızı yapabilmeniz için kapalı modda yaptırmaz. Otokline geldiğim zaman bütün bakımlarınızın içinde video var. Hani bilmeyen arkadaşlar buradan izleyip nereye koyacağını, nereye basacağını görebilir. Otoklini yaparken enzimatik cleaner solüsyonunu bir tüpe boşaltıp yaklaşık 2-3 mililitre koyup getirip bunun altına koyuyorsunuz. Ve start autoclean diyorsunuz. Start autoclean dediğim zaman cihaz zaten sizi burada biraz bekletecek. Sonra pipetleyip ittiriyor olacak. Yaklaşık bir 15 dakika kadar sürer. 15 dakika sonra cihaz otomatik olarak kendini yıkamasını tamamlayacak. Background ölçümü yapıp normalde de geçecek. Bunu her gün yapmanız lazım. Ama eğer cihazla daha fazla çalışırsanız, çok yoğun çalışırsanız da günde 2'ye çıkarabilirsiniz. Çünkü normalde 300 örnekte bir yapıyor olmanız gerekiyor. Ama genelde hani insanlar hep günde bir tane yapıyorlar. Ama hani daha fazla örnek çalışıyorsanız daha temiz olmak adına bunu artırmanız lazım. Onun dışında ikinci bakımımız clean loader component dediği şey, şu örnek yükleme alanlarının iç tarafların temizlenmesi. Bunları yaparken, bu bakımları yaparken her zaman ilk olarak burada tuşa basın. Ki cihaz kendini bakıma hazırlasın. Mesela bunu yaparken disable analyzer yapıyorum ki cihazın bu rak kısımları çalışmasın. Elim içerideyken elime herhangi bir zarar gelmesin diye. Bu tamamen hani elde sileceğiniz, şuraları bazen kan dökülüyor, temizleyeceğiniz bir bakım. Diğeri şırıngalarınızı gözle kontrol ediliyor. Bu da işte aylık bakım ama siz zaten her vakti açtığınızda bakın şırıngalarınızda. Şırıngalarınızın herhangi bir sızıntı yapmıyor olması lazım. İçinde böyle hava kabarcıkları olmuyor olması lazım. Öyle bir durum görürseniz mutlaka teknik serviste iletişime geçmeniz lazım. Onun dışında yine aylık bakım olarak gözüken bazı bakımlar var ama siz yine bunları aylık filtre değişimlerini aylık yapabilirsiniz ama diğerlerini daha çok yapmanız gerekecektir. İki tane değişecek şeyiniz var, parçanız var. Bir tanesi riplet pump tubing dediğim bir parça. Yine dediğim gibi bunun da burada şeyini gösteriyor. Bunu bilmiyorum. Hani cihaz başı belirlenen bir arkadaş var. Belki o yapıyordur. Bu bakımları yaparken de her zaman disable analyzer demeniz lazım. Daha sonrasına başlamanız lazım. Pump tubing dediği şey şu.
buradaki şu arada kalan parça 3700'de de var. 3700'de bunun iki tane var. Burada sadece bir tane var. Sadece bunu değiştirip yerine yenisini takmamız gerekecek. Zaten sonra bitince normal kapatıp direkt çalışma modunda geri döndürüyor olacaksınız. İkinci değiştireceğiniz şey filtre. Bu filtrede de yine her zaman cloth filter var dedikten sonra değişim yapıyorsunuz. Eğer onu demezseniz buradaki diluent evet aşağı boşalı. Filtrem de bu. Filtrem de şu filtrenin aynısından geliyor olacak. Bunu buradan takıp vidasını açıp burasını açıp yerine bunu takıyor, yerleştiriyor olacaksınız. Tersi düzü yok değil mi? Yok, zaten gelen numara şey de filtre de bu şekilde geliyor. Sadece bu tarafından bu vida giriyor. Tamam. Hani oradan çıkartıp yerine tamam. yerleştiriyor olacaksınız. Yani bu filtrelerin zamanında değişmesi hani plateler ölçümlerinizde vesaire plateler ölçümlerinizde özellikle önemli. Onun dışında ne var? Clean Shear White var. Shear White dediğim şey bu. 3700'de de var ama birbirlerinden farklı yani. İçindeki seramik yapı birbirinden farklı. Bunu da temizlerken normalde burada aylık bakım diyor ama kesinlikle aylık temizlemeyin. Yani mümkünse 2 haftada bir falan hatta haftada bir temizleseniz de olur. Zaten kirlenmeye başladığı zaman burada böyle tortular birikmeye başlıyor. Tortular biriktikçe hani onun kirli olduğunu anlarsınız siz de. Shear White'i temizlemek için ekranda Shear White deyip ondan sonra açmanız gerekiyor. Zaten şu an kirletti ve bunu zorlayabilirsiniz.